Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün küçük bir off-grid, yani akülü sistem bir kurulumumuz olacak. Siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Burada kullanılan malzemeler: bir adet 325 watt monokristal güneş paneli, bir adet MPPT özellikle 20 amper şarj kontrol cihazı, 2 adet Orbus marka 100 amper jel akümüz mevcut. Bir adet de modifiye sinüs, tam sinüs 1000 wattlık invertörümüz olacak. 24 voltla çalışan bir invertör bu. Bu cihazlar genel itibariyle ne çalıştırır dersek, normal kullanımlarda bir adet televizyon, aydınlatma bir bavinde kullanacak, telefon şarjı gibi ufak tefek el aletlerini çalıştırabilecek bir sistemdir. Burada da kurulum amacımız kantar, bir taş ocağının kantarına kurmak üzere geldik. Bir kantarın tartım ekranını gösterecek. Ayrıca telefon şarjı ve aydınlatma ihtiyacını karşılamak üzere buraya geldik. Kurulumuza başlıyoruz. Ara ara bilgilendirme yapacağız. Konteynerin çatısına gelecek şekilde. Aşağıda konnektör bağlantılarımız tamamlandı. Buradan bu şekilde konteynere kablo girişimizi yaptık. Akü ve invertör bağlantılarımız tamam. Burada MPPT şarj kontrol cihazı. Şu an panelden 1.7 amper akım geldiğini gösteriyor. Şu an 1 saat içerisinde 1 amperlik bir şarj ettiğini gösteriyor akülere. Şu ana kadar şurada gördüğümüz değerler gün boyunda aküye gelen değerler akım olarak. Burası da gün boyunca aküden yük olarak aldığımız değerler. Burada şarj kontrol cihazımızın bağlantıları var. Paralel giriş klemensleri, akü ve yük çıkış klemensleri. Burada panel kablolarımız, bu bölüme girdik. Akü kablolarımızı bu bölüme girdik. Buradan da 24 volt çıkış almak istersek buradan kullanabiliriz. Şu an içerisinin ortamın 28 derece olduğunu gösteriyor. Akülerimizin 27.4 volt olduğunu gösteriyor. Burada panel kesici sigortamız, herhangi bir panel şarj kontrol cihazında işlem gerektirdiğinde panel sigortamızı buradan ayıraraktan iş yapabiliriz. Tekrardan mantı edelim. İnvertörümüzün 220 volt çıkışları. Buradan biz aldık, direkt olarak sigorta panosuna verdik. Oradan konteynerin tesisatına dağılmış oldu. Cihazımızı açtığımızda yeşil ışıkla her şeyin normal olduğunu gösteriyor. Buradaki kırmızı led ışık sıra dışı bir olayın olduğunu anlatmaya çalışıyor bize. Herhangi bir hata, aşırı yüklenme veya kısa devre gibi bir durumda veya akülerin boş olduğunu anlatmak istediğinde cihaz buradan bize uyarı veriyor. Buradan 24 volt akü bağlantı kablolarımızı yaptık. Şunlar şarj kontrol cihazın akü bölgesine giden, akü girişlerine giden kablolar. Aynı zamanda direkt invertör üzerine bağlayabiliyoruz. Neticede aküyle direkt bağlantısı yapılmış oluyor. Invertör cihazımız 24 voltla beslendiği için akülerimizi iki seri olarak bağladık. Buradan artı eksileri kısa devre yapıp diğer çıkışlarından direkt olarak artı eksi 24 volt alabiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir nokta da burası. Öncelikli olarak şarj kontrol cihazına panel girişlerinden önce akü girişinin yapılması lazım. Çünkü
şarj kontrol cihazı hem 12 volt hem 24 voltla çalışma özelliğine sahip olduğu için öncelikli olarak akü grubunu tanımlaması lazım. Sistem 24 volt üzerinden mi çalışacak, 12 volt üzerinden mi çalışacak? Ona karar vermesi için öncelikli olarak akü grubunu bağlıyoruz. Cihaz kendini ayarlıyor. Daha sonradan panel girişini yapmaya çalışıyoruz. Eğer öncesinden panel girişini yapıp sonrasında akü girişini yaparsak cihaz kendine herhangi bir programa uyarlayamayacağı için şarj işlemine başlamayacaktır. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha detaylı videolar çekmek için uğraşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.